Sevgili öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazısıyla karşınızdayız. İlk önce rasyonel sayılardan oluşmuş bir sorumuz var. 1. sorumuz. Bunları çözümüyle başlayalım arkadaşlar. Ondalıklı olarak gösteriniz demiş. Bir sayıyı ondalıklı olarak göstermek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken şey payda kısımların payda kısımların 10 ya da 100 ya da 1000 ya da 10.000 10 şeklindeki tabanlara gelmeniz lazım. Yani 10 tabanı üzerinde getirmemiz lazım arkadaşlar. Yani o şekilde genişletmemiz ya da daraltmamız lazım. Şimdi bakalım ilk şeyimizde ilk sorumuzda 7 bölü 10. Nedir arkadaşlar? Tabanına baktığımız zaman 10 tabandır değil mi? O zaman biz bu sayıyı şu şekilde yazabiliriz. 0,7 şeklinde yazabiliriz. Bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar geldik diyelim ki 11 bölü 8. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu da arkadaşlar 125 ile çarparsak 125 ile genişletirsek Tabanımızın 1000 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Yukarı kısmın ise kaç olduğunu şu şekilde bilirim. 125 ile 125'in çarpımı arkadaşlar şu şekildedir. 125 toplarsanız 5, 7, 3, 1. Yani 1375 şeklinde olacaktır. 1375 şeklinde olacaktır. Bunu eğer ondalıklı şekilde yazmak istiyorsanız arkadaşlar bir tam 375 yani 1375 375 şeklinde yazabilirsiniz. Geldik yandaki soruya arkadaşlar. Burada da bakarsanız öncelikli olarak eksi 2 var burada. Bunu şu şekilde yazabilirsiniz. Eksi 2 tam virgül bakın 2 tam virgül dedik. Burayı yine 2 ile genişletmemiz lazım. Ya 2 ile ya 20 ile fark etmez arkadaşlar. 10 ve 10'un tabanı herhangi bir sayıya eşit diyebilirsiniz. 2 ile genişletsek 2 kere 3 6 2 kere 5 de 10'dur. 6 bölü 10 yani 2 virgül 6 eksi 2 virgül 6 şeklinde doğru cevabımız olacaktır. Diğer soruya bakalım arkadaşlar 8 bölü 3 demiş. Burada da arkadaşlar 3'ü genişletebileceğimiz herhangi bir sayıda genişletmemiz lazım. Burada ondalık kesim olarak yazmamız gerektiği için yani 3 ve 3 tabanda herhangi bir sayıya doğru genişletmemiz lazım. E arkadaşlar 3'e de bakarsanız e, ne ile genişletebiliriz? Burada arkadaşlar şimdi devirli bir sayı çıkacağı için bunu şu şekilde iki yöntemde de yapabiliriz. Öncelikli olarak arkadaşlar e, bunu tam sayılı bir kesire çevirirsek 8'in içerisinde 3 2 sefer var değil mi? 2 tam 2 bölü 3 şeklinde yazabiliriz bu sayıyı. Bu sayının da arkadaşlar ondalık verimi şu şekildedir. Bakın e, 3'ün 2'ye bölümü 0,6'nın devrettiği kısımdadır arkadaşlar. Yani bu şekilde ilerler. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. 3 genişleterek buranın 6 olduğunu zaten bulabiliriz. 6 bölü 9'dan 0,6'nın devreden olduğunu buluruz. Yani bu sorunun cevabı arkadaşlar 2,6'nın devredeni şeklindedir. Şimdi arkadaşlar 11 bölü 7'yi de şu şekilde yapabiliriz. Buradan öncelikle arkadaşlar bir tam 4 bölü 7'yi bulduk. 4 bölü 7'yi yani arkadaşlar 4'ü 7'ye bölerseniz Buradan 40 yapar. 47'ye bölerseniz arkadaşlar 0,5 yapar. 35 yapar. Çıkarsanız 50 kalır arkadaşlar. 50'yi 7'ye böldüğünüz zaman 7 kalır. Buradan tekrar arkadaşlar 49 çıkarırsanız 10 kalır arkadaşlar. 10'u da 7'ye bölerseniz 1 kalır. E buradan 7'den 3 kalır. Bu şekilde arkadaşlar devreden bir şekilde ilerler. Yani şöyle kısa olarak 1, 571 nokta nokta şeklinde yazabiliriz. Bunu da bu şekilde arkadaşlar tamamlayabiliriz. Geldik ikinci sorumuza. Ondalık olarak gösterilen ifadeleri rasyonel şekilde yazınız demiş. Arkadaşlar bunlar da şimdi yazalım. Bakın bunları yazmak için arkadaşlar şöyle yapalım. Sayıyı olduğu gibi yazarsınız. bölü Bir yazarsınız. Yanına kaç tane virgül varsa o kadar sıfır atarsınız. Bakın bir iki tane virgül var. Bir iki tane sıfır atarsınız. Aynı şekilde arkadaşlar burada da sayıyı yazdık. Bölüm. Kaç tane virgülden sonra sayı var? Sağ tarafa doğru. 1, 2, 3, 4 tane o zaman 1, 2, 3, 4 tane sıfır attığımız zaman 5 bölü 10 bin şeklinde olacaktır. Buradaki sayıyı da yazarsak arkadaşlar 12.005 bölüm 1. Bakın kaç tane virgülden sonra sayı varsa o kadar sıfır atarsınız. 1, 2, 3, 1, 2, 3 tane sıfır atarsanız 12.005 de yani binde 12.005 şeklinde olacaktır. Buraya da gelirseniz arkadaşlar 9'u yazdığınız bölüm. 1'i yazdık. Kaç tane virgülden sonra sayı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır attığınız zaman ondalık bir şekilde gösterimini yaparsınız. 365 hatta 3652 bölü virgülden sonra kaç sayı var arkadaşlar? 1 sayı varsa o zaman şu şekilde yazabilirsiniz. Geldik arkadaşlar. Bir toplama çıkarma çarpma işlemimiz var. Burada yani artı ve eksi sayıların çarpımı daha doğrusu öyle söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak elimizde tam sayılı bir kesir varsa biz bu sayıların e, birleşik kesire çevirmemiz lazım. Onun için de arkadaşlar 4 ile 2'yi çarparsanız 8, 8 ile 3'ü toplarsanız 11 bölü 4. Çarp arkadaşlar 5 ile 1'i çarparsanız 5, bir 2 ile toplarsanız arkadaşlar 7. 7 bölü 5. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman cevabımız bu şekilde mi olacak yoksa farklı bir şekilde mi olacak? Yani burada biz bu işlemleri yaptık. Ama doğru mu yaptık yanlış mı yaptık? Burada arkadaşlar önce bir çarpma işlemi yapmadan önce işaretlere dikkat etmemiz lazım. Yanlışlıklar orada bakın. Burada artı ile eksinin çarpımı ne olacak öncelikli olarak? Eksi olacak. Önce buna bir dikkat edelim arkadaşlar. Daha sonra 11 ile 7'yi çarparsak 77 bölü 4 ile 5'i çarparsak 20. Bunu da arkadaşlar ondalıklı kesir yani birleşik kesirden tam sayılı kesire çevirirsek ya da ondalıklı yazımını da yapabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Burada arkadaşlar 77'nin içerisinde 23 sefer var. 3 kere 20 60. 60, o 77'den 60 çıkarsak 17 bölü 20. Yani 3 tam 17 bölü 20 şeklinde işlemimizin cevabı olacaktır. Şimdi geldik arkadaşlar. Burada bir üslü sayılarımız var. Bu üslü sayılarımızı da yapalım. Sizin ekranda da görünüyor mu ona bir bakayım. Şimdi arkadaşlar bu üstlü sayılardan. Ne, nasıl yapıyorduk? Bakın arkadaşlar buraya kez yazıyorduk. Buraya da çarp yazıyorduk. 3 üç kez 3'ü çarp. Yani 3 üç kez 3'ü çarparsanız arkadaşlar sonucumuz ne olacaktır? 27 olduğunu bulursunuz. Şimdi arkadaşlar burada da 5 kez eksi 2'yi çarp diyor arkadaşlar. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar eksi ile eksi'nin çarpımı artın. Eksi ile eksi çarpımı artı bir de sonradan eksi olduğu için artı ile artıyı çarpsanız eksi ile de çarpsanız sonuç eksi çıkacaktır. Buna dikkat etmeniz arkadaşlar buradaki sayının tek mi çift mi olduğuna bakın. Sayı tek ise zaten sonuç eksidir arkadaşlar. Burada da 5 olduğu için sayımız 5 tek bir sayıdır. Daha sonra arkadaşlar 2'leri çarpın. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 2 de 32 sonucunu bulursunuz ama eksi yazmayı unutmayın. Şimdi buradaki sayıda bakın arkadaşlar burada anlattığım gibi yani bu kısa yoldan yapabilirdiniz. 5 tane sayı yazabilirdiniz ama burada 101 tane sayı yazabilir misiniz? Yazamazsınız değil mi? Sayıya baktınız tek mi çift mi arkadaşlar? 101 nedir? 101 sonundaki sayısı 0, 2, 4, 6, 8 olmadığı için tektir değil mi arkadaşlar? O zaman sayımız nedir arkadaşlar? Eksidir. Ve birin hangi sayıyla çarparsanız çarpın sonucu ne olacaktır arkadaşlar? 1 olacağı için bu işlemin sonucu da eksi 1'dir. Şimdi geldik arkadaşlar. Burada bir işlemimiz var. Eksi 4 üstü 0 nedir arkadaşlar? Birdir. Artın. Eksi 4 üstü eksi 1 nedir arkadaşlar? Eksi 4'tür. Artı. Bakın burada anlattığım şu mevzuyu şu yukarıda bir açıklayayım arkadaşlar. Eksi 4'ün ikinci kuvveti. Bunun şu şekilde arkadaşlar parantez karesi dediğimiz için biz bunu eksi 4 çarpı eksi 4 şeklinde yazacağız. Ve bunu arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıdır. 4'te 4 ile 4'ün çarpımı nedir? 16'dır. Bakın anlatmak istediğim bu. Sayı eksi bile olsa üzeri çift ise arkadaşlar sonuç artıya döner arkadaşlar. Artı 16 oldu. Buradan artı 16'yı yerine yazdık. Eksi. Bakın arkadaşlar buradaki sayı ne? Tek değil mi? Eksi 4'ün 3. kuvveti. O zaman sonucumuz ne arkadaşlar? Eksidir. 4 sefer 3 sefer 4'ü çarparsanız arkadaşlar yani şu şekilde 4 çarpı 4 çarpı 4 4 çarpı 4 çarpı 4 4 kere 4 16 16 kere 4 de 64'tür yani sonucumuz eksi 64'tür. Şimdi arkadaşlar burada şu şekilde yazacağım eksi 64 nedenini de şimdi açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar şurada bakın buralarda da parantez olduğunu düşünürsek 1 olduğu gibi gelir. Ama şurada arkadaşlar artı ile eksi'nin çarpımı ne olacaktır? Eksi olacaktır. Değil mi? Bunları biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Eksi çarpı eksi artı yapar. Eksi çarpı artı eksi yapar. Artı çarpı artı artı yapar. E eksi pardon, artı çarpı eksi de ne yapar arkadaşlar? Eksi. Yani tek eksi varsa sonuç her zaman eksidir. Burada arkadaşlar eksi ile artının çarpımı ne olacaktır? Eksi olacaktır. Yani şöyle bir şey olacaktır. 1 eksi 4 artı 16 işlemi biraz daha kısaltmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar gördüğünüz gibi ne var? Eksi ile eksinin çarpımı var. Eksi ile eksinin çarpımı neydi bizde? Artı sonuç veriyordu. O zaman burayı da şu şekilde artıya tamamlayabiliriz. Artı 64. Burada işlemimizi yaparsak arkadaşlar 1'den 4 çıkarsa yani 1 lira paramız var. 4 lira borcumuz olursa ne olur arkadaşlar? 3 lira borcumuz olur. Artı 16 artı 64. 3 lira borcumuz var. 16 lira paramız var arkadaşlar. Ödersek geriye ne kadar paramız kalır? 13 lira paramız kalır. Bir de 64 lira ayrı bir paramız vardı. Bu ikisini de toplarsak arkadaşlar 77 sonucuna ulaşmış oluruz. Biraz karışık gibi duruyor arkadaşlar ama şunlara dikkat ederseniz bu soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Geldik arkadaşlar. Eksi 7 bölü 3 rasyonel sayısının sayı doğrusunda da gösteriniz demiş. Şimdi arkadaşlar ben size buraya bir sayı doğrusu çizeyim. Bu sayımız eksi olduğu için sıfırı şuraya çiziyorum arkadaşlar. Artı olsaydı biraz daha bu tarafa çizerdim. Hani daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Eksi 1 dedim. Buraya da geldim. Eksi 2 dedim. Hatta eksi 2 de biraz daha geçecek. Neyse onu da orada yazarız. Şimdi arkadaşlar eksi 7 bölü 3 sayısını biz tam sayılı bir sayıya çevirirsek 7'nin içerisinde 3 kaç sefer var arkadaşlar? 2 sefer var. Geriye ne kalır arkadaşlar? 2 kere 3. 6. 7'den 6 çıkarsa 1 bölü 3 kalır. Yani çe çevrilmiş hali arkadaşlar. Eksi 2 tam 1 bölü 3'tür. O zaman eksi 2 tama geleceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde olacak. Buralar 3'e bölünmüş olacak arkadaşlar. 3 tane eşit parçaya bölünmüş olacak. Bunun devamı da gidiyor arkadaşlar. Aslında burayı da çizsek olur. Aklınızda soru işareti kalmasın. Şuraya da x3 diyeyim arkadaşlar. Şu şekilde çizeyim. E şimdi arkadaşlar bakın tek tek gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 payda gitmemiz lazım arkadaşlar. Yani bizim istenilen sayımız eksi 7 bölü 3 sayısı bu noktaya gelmesi lazım. Yani 2 tam geçeceksin. Bir de 1 bölü 3 kadar. 2 tam şuraya geliyor arkadaşlar. Bir de 1 bölü 3 kadar geçersek işlemimiz burada tamamlanıyor. 2 tam 3 bölü 5 rasyonel sayısının sayı doğrusunu da gösteriniz demiş. Arkadaşlar bunu da gösterelim hemen. Bunu daha ayrıntılı göstereyim arkadaşlar. Buradakinde biraz hata yaptık. Şurada karışıklık oldu. Belki tam anlayamadınız. 0'ı buraya yazıyorum arkadaşlar. Bakın 1 yazdım. 2 tam dedi. 2'yi yazdım. Buraya da 3 yazdım. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar kaç tane paydamız kaç? 5 değil mi? O zaman 5 tane bölüm ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zaten bura. 1, 2, 3, 4, 5 de bura. O zaman arkadaşlar 2 tam zaten geleceğiz. 2 tam geldiğimiz nokta nereye? Bura. Buradan sonra ne gideceğiz arkadaşlar? 3 bölü 5. Bakın. 1 2, 3 5'e bölünmüş sayının 3 birim gideceğiz. O sayımızda nereye olacak arkadaşlar? Şura olacak. Yani 2 tam 3 bölü 5'in tam karşılığı buradır. Bunu eğer arkadaşlar birleşik kesire çevirirseniz 5 kere 2, 10, 10 ile 3'ü toplarsanız 13 bölü 5 yapar. Bunu da istiyorsanız tek tek sayabilirsiniz. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane 5'e bölünmüş sayıdan gidebilirsiniz. Geldik arkadaşlar diğer sorularımıza. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi arkadaşlar buradaki sıralama işlemine dikkat ederseniz burada size dikkat etmeniz gereken şey Üstteki sayıların hepsinin 1 olması arkadaşlar. Burada arkadaşlar 7 payı varsa burada. Hepsinde 7 pay varsa. O zaman paydası ne kadar küçükse sayı o kadar büyüktür. Yani şöyle düşünün. 1'e bölünmüş bir pastadan 7 tane alırsanız 7 pasta eder arkadaşlar. 7 pasta. Ama arkadaşlar. Mesela 14'e bölünmüş bir pastadan 7 tane alırsanız yarım pasta eder. Yarım pasta payda ne kadar büyürse arkadaşlar alacağınız pasta o kadar azalır. Buna dikkat ederek bu soruyu çözmeye çalışın. Ama öncelikli olarak arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Eksi olduğunu unutmayın. Önce eksiler yokmuş gibi bir sıralayalım arkadaşlar. Yani 7 bölü 3 bakın eksi yokmuş gibi düşünüyorum arkadaşlar. Sonradan yorumlarda yanlış yaptınız diye gelmesin. 7 bölü 3 büyüktür. 7 bölü 6'dan o da büyüktür. 7 bölü 8'den o da büyüktür. 7 bölü 10'dan o da büyüktür. 7 bölü 18'den. Normali bu olması lazım. Artı şekilde. Ama önlerinde eksi olduğu için arkadaşlar tam zıttı olması lazım. Yani şu şekilde. Eksi 7 bölü 18 büyüktür. Eksi 7 bölü 10 büyüktür. Eksi 7 bölü 8 büyüktür eksi 7 bölü 6 o da büyüktür. Eksi 7 bölü 3 şeklinde olması lazım. Size tavsiyem arkadaşlar önce eksi yokmuş gibi sıralayın sonra ters çevirin. Şimdi arkadaşlar burada bir sıralama sorumuz daha var. Ben bu soruyu yapmayacağım. Niye yapmayacağım? Ondan da bahsedeyim. Sorunun tabanlarına baktığımız zaman 12, 5, 8, 3, 4, 15 yani bunları 120'de eşitlememiz lazım. Bu da biraz uzun işlem olacağı için şu anda 15. dakikamıza vardık. Hani biraz daha dakika uzatacağı için bu işlemi yapmayacağım. Ama soruya bakarsanız arkadaşlar siz kendiniz de yapabilirsiniz. 120'de eşitlediğiniz zaman istediğiniz sıralamayı yapabilirsiniz. Geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Eksi 24 bölü eksi 3 demiş arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bakın. Eksiyi Eksiye bölerseniz arkadaşlar artı yapar. Eksi eksiyle çarparsanız arkadaşlar yine artı yapar. Burada dikkat etmeniz gereken eksi eksiye böldüğünüz için sonuç artı olacaktır. 24'e de 3'e bölerseniz 8 sonucuna hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buraya geldik arkadaşlar. Bakın eksinin eksiyle çarpımı demiş. Eksinin eksiyle çarpımı neydi? Artı sonuç veriyordu. O zaman sonucumuz ne arkadaşlar? Artı. 2 ile 5'i çarparsanız arkadaşlar sonucumuz ne olacaktır? 10 olacaktır. Buraya geldik arkadaşlar. Tam göremedim. Ha, bura artı arkadaşlar. Şurada artı. Eksiyle artının çarpımı ne olacaktır arkadaşlar? Eksi olacaktır. 3 ile 1'i de çarparsanız sonuç ne olacaktır? 3 olacaktır. Önce işareti yapın sonra işlemi yapın. Burada eksi ile eksinin bölümü artı olacaktır arkadaşlar. 12 ile de 1'i bölerseniz 12 sonucunu verecektir. Burada bir işlemimiz var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde o işlemi de yapayım. Eksi 8 ile artı 4'ün çarpımı ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 32 olacaktır. Artı 4 ile eksi 2'nin bölümü eksi 2 olacaktır. Bu ikisinin çarpımı da arkadaşlar artı 64 olacaktır. Belki sizde ışıktan dolayı görünmüyor olabilir. Şimdi geldik arkadaşlar. Burada işlemlerimiz var. Toplama çıkarma işlemlerimiz var. Öncelikli olarak arkadaşlar böyle sayıları toplama ve çıkarma işlemi yaparken paydaları eşitleyeceğimizi biliyorsunuz. Bunun için arkadaşlar burayı eşitlemek için iki tabanını da genişletebiliriz. Yani 7 ile 14'ü eşitlemek için arkadaşlar 2 tabanında genişletirsek sayımıza eşitleyebiliriz. 2 kere 2 4 2 kere 7 14 artı eksi bakın arkadaşlar eksi 5 bölü 14. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar şu ara çarpı olarak düşünün demiştim. Eksi ile artının çarpımı ne olacaktı arkadaşlar? Eksi olacaktı. Yani 4 bölü 14 eksi 5 bölü 14. O da sonucumuz arkadaşlar eksi 1 bölü 14 çıkacaktır. Şimdi buradaki işleme geldik. Arkadaşlar burada eşitlemeden önce şurayı tam sayılı bir kesir halinden bileşik kesire çevirelim. 4 kere 1 4 1 ile toplarsak arkadaşlar 5 bölü 4. Yani arkadaşlar eksi 1 bölü 8 eksi eksi 5 bölü 4 sayımız bu şekilde. Burayı 2 ile genişletirsek arkadaşlar ne olacaktır? 2 kere 5 10. 2 kere 4 8. Yani eksi 1 bölü 8 eksi eksi 10 bölü 8. Burada eksi ile eksinin çarpımı ne olacaktı demiştim. Artı olacaktı demiştim arkadaşlar. Eksi 1 lira borcunuz var. Bakın 1 lira borcunuz var. 10 lira paranız varsa arkadaşlar geriye ne kadar paranız kalır? Artı fazla geldiği için artı 9 bölü 8 lira paranız kalır. Bura eksi arkadaşlar bura artı 10'dan 1 çıkarırsanız 9 bölü 8 şeklinde olacaktır. Aşağıdaki işleme de hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Burayı eşitlemek için arkadaşlar burayı 5 ile genişletip burayı da 3 ile genişleterek çözebilirsiniz. 5 kere 7 35 5 kere 3 15 Bakın arada eksi ve eksi var. İkisi de eksi. Eksi eksi, eksi. sonucu ne oluyordu arkadaşlar? artı oluyordu. Değil mi? Artısını yazalım. Artı 3 kere 3 9. 3 kere 5 15. Toplarsak arkadaşlar 35 ile 9'u toplarsak 44 bölü 15 sonucuna ulaşmış oluruz. Sıcaklığı 18 derece olan dondurma derin dondurucuya konulduğunda her yarım saatte 4 santigrat sıcaklığı düşüyor demiş. 4 saat sonra derin dondurucudan çıkarıldığında sıcaklığı kaç derece olur? Her yarım saatte 4 derece düşüyorsa arkadaşlar, o zaman 1 saatte ne kadar düşer? 1 saatte 8 santigrat derece düşer, değil mi arkadaşlar? 8 santigrat derece düşer. E o zaman arkadaşlar 1 saatte 8 santigrat düşüyorsa 4 saatte kaç santigrat düşer? 4 ile çarparsak 32 santigrat derece düşecektir. Şimdi bizim sıcaklığımız 18 dereceydi arkadaşlar. 18. Sıfıra indiğinde arkadaşlar ne olacaktır? 18 derece kaybedecektir. Değil mi? 32'den biz 18'i çıkarırsak arkadaşlar. Bakın şurada hemen çıkaralım. Ne oldu arkadaşlar? 12'den 8 çıktı. 4. Burada 1 kaldı. 14. Yani arkadaşlar buraya 18 derece. Şu değiştireyim. 18 derece düşmüş. Buraya gelmiş. Ama biz 32 derece düşeceğimiz için aşağı tarafa doğru da 14 derece düşmemiz lazım. Ve bu aşağı taraf sıfırın altı olduğu için eksi 14 santigrat derecede olacaktır. Bir denklem sorumuz var arkadaşlar. Buna da bakalım. Aşağıdaki verilen eşitlik, eşitliklerdeki yeşil işaret yerine yazılacak sayıyı bulunuz demiş. Hemen yapalım arkadaşlar. Eksi 1 ile artı 2'yi toplarsak ne olur arkadaşlar? Artı 1. Artı 1 ile artı 3'ü toplarsak arkadaşlar ne olacaktır? 4 olacaktır. Buranın eşitliği neymiş arkadaşlar? 4'müş. O zaman burada 4 olması lazım. 2 ile 3'ü toplarsak 5. Beş. 5 ile neyi toplarsak 4 yapar arkadaşlar? Eksi 1'i toplarsak 4 yapar. Yani yeşil işaretimiz eksi 1 olacaktır. Rasyonel olan sayıların yanına tik işareti koyunuz demiş arkadaşlar. Bakın eksi 5 tam sayılar bir rasyoneldir. 0 bir rasyoneldir. 12 bölü 7 rasyoneldir. 3 bölü 11 rasyoneldir. Bakın arkadaşlar 0 bölü 2 0 olacağı için sonucu rasyoneldir. Ama 9 bölü 0 rasyonel olmayacağı için bunu tik koyamayız. 2 basamaklı en küçük pozitif tam sayı. Bakın arkadaşlar 2 basamaklı en küçük pozitif tam sayı nedir arkadaşlar? 10'dur. İle 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı nedir arkadaşlar? 100'dür değil mi arkadaşlar? E bu ikisinin ne diyor arkadaşlar? Tam sayısının farkını bulunuz diyor. Yani arkadaşlar bize diyor ki 10 eksi eksi 100 diyor arkadaşlar. Bakın bu iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı. Bu da üç basamaklı en büyük negatif tam sayı farkını bulunuz dediği için araya eksi koyduk. Eksi ile eksi'nin çarpımını şurayı bakın parantez içerisinde eksi görüyorsanız birleştirin demiştim. 10 ile 100'ü toplarsanız arkadaşlar sonucumuz 110 yapacaktır. Sorularımız bu şekilde arkadaşlar. Size uygun bir şekilde 7. sınıf matematik yazılısı 1. dönem 1. yazılıya uygun bir şekilde yazılı soruları hazırladık. Dediğim gibi arkadaşlar bu soruyu çözmedik. Gördüğünüz gibi 23 dakika oldu. Daha da uzayacağı için çözmedik. Ama isterseniz bunun çözümünü de ayrıca olarak atabiliriz. Yorum kısmından istekte bulunursanız atarız arkadaşlar. Burada Ondalık iki çevirme. Tekrardan arkadaşlar e, rasyonel olarak gösterme işlemleri, toplama çıkarma işlemleri. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Eksinin eksiyle çarpımı, eksinin eksiye artıyla çarpımı, artının artıyla, artının eksiyle çarpım işlemlerini dikkat edin. Eksi tekse arkadaşlar sonuç eksidir. Bunu da aklınıza yazın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.